Bu bildirimlerden boğulduk. Artık bu konuyu konuşmanın vakti geldi. Bu bildirimleri ne yapacağız? Merhaba teknoloji severler, ben Sibel. Bugün dijital dünyadaki aşırı uyarılmanın hayatımızı nasıl etkilediğini ve bununla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. Hazır mısınız? Sosyal medya, e-postalar, uygulama bildirimleri, titreşimler, zil sesleri, mesaj sesleri, haptik uyarılmalar, alarmlar. Of, yani saydım 10 parmağımın 10'u kadar bir sürü şey. Hepimiz bu dijital dünyada sürekli bir bombardımana maruz kalıyoruz. Bu aşırı uyarılma dikkatimizi dağıtıyor ve hayatımızın kontrolünü elimizden alıyor. Gelin bununla nasıl başa çıkabiliriz bunu konuşalım. İlk adım olarak telefonumuzda bulunan gereksiz uygulamaları silmemiz gerekiyor. Bütün uygulamaları kullanmıyoruz veya bazı uygulamaları az, işte bazı uygulamaları çok kullanıyoruz. Bildirim almamızı istemediğimiz uygulamalardan da bazen bildirim gelebiliyor istemsizce. Hani benim var mesela öyle birkaç tane. Bildirim alsam da olur, almasam da olur. Ama bakıyorum işte dıt 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 bildirim geliyor ve ben ya biriyle konuşurken, evimde misafir varken, işte bir iş görüşmesinde, çalışırken hayatımın her anında o anda sanki bir şey olmuşçasına öyle bir hani bir uyarı, bir ekran ışığı yanıyor ve ben hani o an bir telefona bakıp bir böyle dikkat bozukluğu yaşıyorum ve bu benim hayatımı olumsuz yönde etkiliyor. Yine bildirimlerin yanı sıra da sosyal medya uygulamaları da yine olumsuz yönde bazen etkiliyor. Şimdi buna da yine böyle kısa bir örnek vereyim ben yine kendi hayatımdan. Instagram'da işte şunu beğenmiş. İşte Instagram'da bu fotoğrafa yorum yaptı. Veya işte ne bileyim Facebook'ta bu arkadaşlık isteği gönderdi gibi gibi bir sürü gün içerisinde sadece telefondan da değil bu arada akıllı saatlerimiz üzerinden de bildirim alıyoruz. Ve hani bu bildirimler telefondan ziyade bileğimize de titreşim olarak yansıyor. Yani o anda seni uyarıyor aslında. Hani niye uyarıyor? E bakıyorsun ki işte o onun fotoğrafını beğenmiş. Ya tamam da bana ne? Sibel biliyorsun çok popüler bir insanım. Evet. Bir şeyler gelip duruyor bana. Fotoğrafları beğenir. Titreşim makinesine döndü saat ya. Değil mi? Sürekli bileğinde bir titreşim ve mesela Orçun şu an beni çekerken bile bileği titriyor. Onun da orada devamlı bir dikkati dağılıyor. Ya bakıyorum arada gerçekten sürekli bir eli böyle. Ya bu orada onun yaptığı işi etkiliyor. Yani sadece bunu iş olarak düşünmeyin. Hayatımızın her yerinde odağımızı dağıtıyor. Bir şey odaklanamıyoruz. Düşünsenize çocuğunuzla çok mükemmel bir an geçiriyorsunuz ve o anda arkadaşınızın bir diğer arkadaşınıza yapmış olduğu İşte yorum yüzünden size bir bildirim geliyor ve o anınızı yaşayamıyorsunuz. Yani aslında gerçekten bildirimler, işte mesajlar, işte gereksiz uygulamalar bunları tamamen hayatımızdan çıkarıp anımızı yaşamamız gerekiyor. Ve baktığın zaman aslında globalde de araştırmalara göre çocukların birçoğunda genelinde odak problemi yaşanıyor. Ve bunun için şimdiden önlemler alınmaya başladı. İlacı zehirden ayıran dozudur. Yani evet bu uygulamalar, bu bildirimler tabii ki de hayatımızda hep olacak. Ama bunlar işte bazı uygulamalar sadece telefonda da kalabilir. Hani bunun akıllı saate yansımasına gerek yok. Yani ben bu bildirimi buradan almasam da olur. Bu buradan gelsin. Yani bunu ayırt edebilmek önemli olan. İşte bunu ayırt ettiğimiz zaman hayata tam odakla, tam enerjiyle bakmış oluruz aslında. Ve anımızı çok daha güzel, çok daha enerjik bir şekilde yaşarız. Bir sosyal medya detoksu yapmak, bu bağımlılığı kırmak için mükemmel bir yol olabilir. Bu dijital dünyadan hani birkaç gün bile uzaklaşmak ve zihnimizi yeniden ayarlamak için mükemmel bir yol. Meditasyon ve farkındalık pratikleri dijital dünyanın bize sunduğu aşırı uyarılmayla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Yani aslında evet hani telefonda dedim ya birçok uygulamamız var ama hani burada işte meditasyon uygulamaları da kullanabiliriz. Bunlar da bizim işte telefonu doğru amaçla kullanmamızı sağlayabilir aslında veya ona yardımcı olabilir aslında. Bu basit adımlar dijital dünyadaki aşırı uyarılmanın hayatınızı nasıl etkilediğini anlamanıza ve kontrolünüzü yeniden ele geçirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, bu bir süreç. Kendinize zaman verin ve değişiklikleri hayatınıza yavaş yavaş uygulayın. Bugün benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Daha fazla teknoloji ve yaşam tarzı ipuçları için beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuralarda bir yerlerde bir abone ol butonu vardı. Oraya da basmayı unutmayın.
Bu detoks sürecinde neler yaşadığınızı bana bildirin yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben bu arada bildirim geldiğini, Hobbitler köyüme saldırmış. Orçun ya bak burada meditasyon yapıyoruz. Bildirimleri kapatalım diyoruz sen hala. Kime ne anlatıyoruz diye.